Sıradaki firmamız hangi sektörden? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. EOS Kids'e konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Şafak Özler ve sevgili oğlu ikinci nesil Burak Özler ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bir anne olarak özellikle bu kadar keyifli yelpazeleri bizler adına dolaşıp tek tek bu mağazaya taşıdığınız için. Burada tabii ki yılların emeğini görüyorum, yılların birikimini görüyorum, yılların tecrübesini görüyorum ve o yıllar kolay kazanılmamış ve tüm 27 yıllık tecrübe burada Ümraniye'de EOS Kids'te buluşturulmuş. Ve inşallah diliyorum ki nice yıllar boyu, hatta ikinci nesil gelmiş, üçüncü, dördüncü nesiller boyu da İnşallah. Daim olsun bu güzel mekan. Tabii ki buranın her mekanın olduğu gibi bir kuruluş hikayesi var. Ama ben bunu yaratıcısından dinlemek istiyorum. EOS Kids nasıl bizlerle buluşturuyorum? EOS Kids 1987 yılında Kapalı Çarşı'yla bizlerin ilk giriş noktaları. Ticarete ilk başlangıç yerlerimiz olarak Kapalı Çarşı Mahmut Paşa başlangıcıyla oluşmuştur. Oradaki geçen zaman zarfı içerisinde geçiş dönemlerimiz, imalatlar, fason imalatlar, ihracatlar, ihracatların sonrasında mağazalar zincirlerimizi oluşturma kararını aldık. Bu şekilde başladı. EOS markası doğdu. EOS markası doğdu, evet. EOS markası da sağ olsun eşim internet üzerinde gezerken EOS'un şafak anlamına geldiğini, mitolojik şafak anlamına geldiğini görüyor. Neden olmasın dendi. Biz de kulağımıza hoş geldiği için EOS'la yürüme kararı aldık. Süper. EOS'u elimizden geldiğince farklı noktalarda, farklı sektörlerde de göreceğiz Allah kısmet ederse. Şu anda Ümraniye ana cadde üstünde iki tane mağazamız var. Fakat bunun yanında EOS'u aynı zamanda bir otelde de göreceksiniz Allah kısmet ederse bir beş sene içerisinde. Işık var bir otel tabii, bir otel çalışmamız da var. Evet. Çanakkale Küçükkuyu bölgesinde, Adatepe bölgesinde yerlerimizi satın aldık. Çok özel, çok hoş, güzel bir nokta olacak. Ama şu anda o bizim için proje aşamasında. Şu anda tekstille, ağırlıkta tekstille yürüyoruz. İnşaat da yapıyoruz. Şu anda zamanımızın büyük bir bölümünü harcıyor EOS. Bunun yanında 01-09 tarihli EOS'u aynı zamanda tüm Türkiye genelinde ve dünya genelinde e-ticaret portalını da açacağız. Bütün herkesin EOS'un tüm ürünlerinden faydalanabilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Reklamasyon anlamında gerekli olan her türlü mecrada elimizden geldiğince olacağız. Süpersiniz. Ben de buna katılıyorum. Çünkü gerçekten o kadar keyifli yelpaze bizlerle buluşmuş ki bundan tek İstanbullular değil, gerçekten tüm Türkiye, hatta evet, daha da ileriye giderek tüm dünya yararlanmalı diyorum. Burada kaç yaş grubu? Burada 0 yaştan 13 yaşa kadar bir ürün yelpazemiz var. Ağırlıkla Türkiye'nin belli başlı bildik önemli markalarını satıyoruz. Aynı zamanda önemli markalarında outlet, seri sonlarında değerlendiriyoruz. Bunun yanında EOS'un bünyesi çatısı altında On Shop, Kids Store adı altında herkesin 10 TL'ye alışveriş yapabileceği çok özel, radikal bir yeniden bir yapılaşmaya gidiyoruz. Bunun da müjdesini sürprizler burada vermek çok lazım. Sürprizlerimiz devam ediyor. Bunları yapmaktan da haz alıyoruz. Elimizden geldiğince de bunları yapmaya devam edeceğiz. İşte oğlum Burak bizden sonra Allah kısmet ederse ürünlerin bayrağı filmeyi alacak. Farklı yerlere taşıyabilmesi için onun altyapısını elimizden geldiğince dolduruyoruz. Aile şirketiyiz. Elimizden geldiğince her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beni bilen, beni tanıyan insanlar zaten benim hayata bakış açımla alakalı biraz farklı düşüncelerim olduğunu bilirler. Ha, evet, bunu şafak yapmış derler. Biraz farklıyızdır, biz o anlamda kabul ediyoruz. Tevazu etmek gerekirse böyle bir durumumuz var. Elimizden geldiğince herkesi iyi malı, gerçekten iyi malı, uygun rakamlarla insanları buluşturabilmenin çarelerini arıyoruz. Uzun zamandır da bunun altyapısını yapıyoruz. Bakacağız.
Biraz daha Burak'a söz vermek istiyorum. Burak'cığım merhabalar diyorum. Merhaba. Canım. Burada gerçekten sevgili babamızla başlayan koşturmaca sonrasında ikinci nesil olarak senin de desteğine daim oluyor. Ve diliyorum ki uzun yıllarda böyle olur, nice sürprizlerle birlikte. Burada senin bakış açın ne? Yani bebe sektörü nereye gidiyor Türkiye'de? Yani bebe sektörü şu anda Ümraniye'de gerçekten çok güçlü bir portal. Yani Ümraniye'de birçok semtlere göre çocuk oranı gerçekten çok yüksek. Yani bu konuda iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ben. Yani gerçekten iyiyiz. Yani şu anda Ümraniye'de bu konuda birçok markanın da önündeyiz. Bakalım inşallah. Gerçekten ürün yelpazesi korkunç geniş. Evet. Yani bu konuda şanslı mıyız, şanssız mıyız aslında biraz da düşünüyorum. Çünkü buraya giren bir konuk yani 1-2 saatten evvel çıkmasının mümkünü yok. Burada biz şunu yaşıyoruz ağırlıkla. Yeni anneler, yeni doğacak olan anneler bizim ürünlerimizin kalitesini ve fiyatlarımızı gördüğünde alışveriş yaparlarken çok günde 1-2 sefer hanımefendi bu kadar almanıza gerek yok. Yani bunları kullanamazsınız. Anlıyorum yeni anne olacaksınız ama bunları kullanamazsınız. Bunlarla alakalı ay zaman hesabı yapmamız gerekiyor. Bakın bunu şu saate gidelim. Evet doğru söylüyorsunuz Şafak Bey diyerek. Biz onları uyardığımız çok zamanlar oluyor. Çünkü almak çünkü istiyor. Almak istiyor. Çok ekonomik ürünler ve %100 pamuk veya organik pamuklarla değerlendiriyoruz. Organik yaklaşık 5 seneden beri Türkiye genelinde girmiş. Yeni bir kumaş demeyeyim ama yeni yeni oturmaya başlayan bir kumaş diyebilirim. Biraz pahalı kabul ediyorum. AVM'lerin içerisindeki bildik tanıdık büyük markaların organik rayonları genelde pahalıdır. Bizde 5'te 1 fiyatınadır. İmalatçı. Bu kadar iddialıyız. Burada efendim o kadar keyifli anlatımlar gerçekleştiriyorsunuz ki gerçekten Ümraniyeliler ve gelecek zaman diliminde tüm Türkiye çok şanslı olacak diyorum. Çünkü anladığım kadarıyla gerçekten kalitenin uygun rakamlarla buluşma adresi EOS olmuş. Evet. Ve diliyorum ki gelecek yıllar boyunca da bu kalite, bu anlayış, bu müşteri memnuniyeti hep bizlerle olur. Müşteri memnuniyeti deyince tabii ki bir soru daha geldi aklıma diyorum ki bu ürünleri sevgili konuklarla, dostlarla buluşturmak çok çok önemli ama ya sonrası? Sattığınız ürün yelpazesinin ne kadar arkasındasınız? Sattığımız ürünlerimizin tamamı birçoğu kendi imalatımız olduğu için ürünün menşeini, içerisinde kullanılan kumaş ve iplik boya kalitesinin tamamını bildiğimiz için müşterilerimizin hepsine bila istisna ürün bizimdir. Yıkama talimatı bellidir. En ufak bir sıkıntı söz konusu olduğunda sonuna kadar ardındayız. Hatta bizim ürününüzden kaynaklı sizin farklı bir ürününüze zarar veriyorsak onları da getirin diyoruz. Vallahi süpersiniz. Yani kelime bulamıyorum. Yani inşallah bu keyifli mekan uzun ama çok uzun yıllar inşallah, bizlerle olur. Ama hep bu gülen yüzlerle birlikte. Burada müşteriler diğer bir açıdan da hiç ihmal edilmemiş. En dar bütçeli kişiden en yüksek bütçeli kişiye kadar. O çok önemli. Gerçekten çok çok dikkat edilerek tüm ürün yelpaze ama asla kaliteden ödün vermeden bizlerle buluşturulmuş. Evet. Biraz onu açalım mı? Şöyle onu şu şekilde tasarladık, düşündük, kurguladık. Mağazalarımızın ön tarafındaki koymuş olduğumuz standlarda mağazalarımızın içerisinde seri sonu veya ihracat fazlalarımızı değerlendirdiğimiz yalnızca 5 TL'ye insanların ulaşabildiği çok özel reyonlarımız var. Ve bu reyonlarımızdan gerçekten insanlar çok ciddi adetlerde faydalanıyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz. İnsanlara iyi ürünü 5 TL'ye ulaştırabilmiş olmak her firmanın harcı değil. Kesinlikle büyük bir ayrıcalık. Dolayısıyla çok kısa sürede o ürünlerle alakalı çok ciddi bir potansiyel yakaladık. 3 aşağı 5 yukarı yıllık o anlamda 200-250 bin adede yakın satış yapıyoruz. Süper. Buradaki çocuklarımız da çok şanslı. Evet. Aileler de çok mutlular. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Evet. Çünkü onlar da böyle cıvıl cıvıl, rengarenk ve tüm keyifleriyle birlikte, kalitesiyle birlikte bu güzel giysileri giyme şansı yakalıyorlar sizler sayesinde. Peki hedefler neler bu doğrultuda? Hedeflerimiz tekstil anlamında 10 Shop Kit Store'u yalnızca 10 mağazayla sınırladık. Belirli yerlerde sınırladık. Fakat EOS dendiği zaman EOS'un ucu açık. EOS'u tüm Türkiye genelinde olması gereken yerlerde fakat AVM'lerde olmayacağız. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. AVM'lerde bizi göremeyeceksiniz. Çünkü AVM'lerin genel gider maliyetleri çok yüksek olduğu için bu da ürüne yansıyacak. Dolayısıyla biz Türk'üz. Türk insanının
düşünce tarzını çok iyi biliriz. Dolayısıyla AVM'leri kötülemek istemiyorum. Onlar da tabii ki önemli yani o anlamda. İstanbul dışı yansıyacak. Evet, yani yapacak bir şey yok. Çünkü ben bir AVM'nin içerisine girdiğimdeki bana maliyetlerini mecburen herkesin yaptığı bir ürüne yansıtmak zorundayım. Ve dolayısıyla ben çizgimden ayrılmış olacağım. İyi bir markayla, iyi bir noktada, elimizden geldiğince profesyonel, çok iyi bir ekiple, tüm insanları mutlu edebileceğimiz, güler yüzlü bir ekiple, elimizden geldiğince olabileceğimiz her noktada olmak istiyoruz. O zaman ben burada ekip deyince gerçekten tüm çalışan arkadaşlarımıza gerek atölye anlamında gerek mağaza anlamında sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten bu bir ekip işi. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Ve burada da gerçekten kaliteli hizmetin müşteri memnuniyetiyle birlikte uygun rakamlarla ikinci nesil gelmiş, nice nesiller boyu bizlerle olmasını diliyorum ve nice yeni sürprizlerle birlikte sağlayacak. Kalın efendim. Sağ olun. Sizler de ayağınıza sağlık. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Ümraniye İstanbul'dan, EOS Kids'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık bebe deyince marka belli olmuş diyoruz. EOS. Söz Merkez Stüdyolarında.